Bunu peşine bırakmayacağız. Gözümüz elinizde. Ben benim lazım. Bilseydim engel olurdum. Bana bir neden ver Yalçın. Allah aşkına Neslihan Hanım bu bütün hastaneleri satma planının içinde olmadığına dair bana bir şey söyle. Bir. Bu hastaneler benim her şeyim. Gümüşok için neleri feda ettiğimi, nelere göz aldığımı sen gayet iyi biliyorsun. Neslihan Hanım bu kadar ileri gidebileceğini düşünmedim. Babasıyla ödeşmek istiyor zannettim ama onu tamamen yok etmek istediğini, hastaneleri satacağını düşünmedim. Buna izin vermem. Uluçların senin için ne kadar önemli olduğunu bildiğinden sana geldim. Ne diyorsun peki? Birlikte mi hareket edelim diyorsun? Evet. Hastanelerin satışını engelleyene kadar ateşkes ve işbirliği teklif ediyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Erol Bey'in demansı kanıtlanırsa ki maalesef aksi için elimizde hiçbir sebep yok. Uluçınar ve Gümüşok hastaneleri satılacak. Neslihan Hanım'ın yaptıklarını ispatlayamaz mıyız? Eğer ispatlayabiliyor olsaydık şu anda bu konuşmayı yapıyor olmazdık Ömer. Hakan Hocam ne yapacağız peki? Erol Bey o heyetin karşısına çıkarsa Neslihan babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ispatlar. Ve basisi olarak bütün güç onun eline geçer. O yüzden Erol Bey'in o heyete asla girmemesi lazım. Ne yapmayı düşünüyoruz o zaman? Erol Bey'i saklayacağız. Ne? Nasıl? Saklamak derken? Alıkoyacağız. Evet. Yok artık. Erol Bey'in kendini toparlayıp eski haline dönmesi için onu tedavi edecek zamanı yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden de hep birlikte hareket edeceğiz. Yoksa başaramayız. Neslihan aptal değildir. O yüzden herkesin rolünü çok iyi oynaması lazım. Çiçek hastaneye girdiği an itibariyle Erol Bey'in kaybolduğunun tantanasını yayacaksınız. Arkadaşlar sizi anlıyorum. Şu an çok garip bir ortam. Gergin. Ama Yalçın'ı ve beni can kulağıyla dinlerseniz eğer size tek tek ne yapmanız gerektiği hakkında fikrimizi söyleyeceğiz. Hamlelerimizi anlatacağız. Al şunu. Ulan düştüğümüz hallere bak arkadaş ya. Topla şunu da koy. Şefim. Onur. Monitör de geldi. Her şey hazır. Hazırız. Çıkabiliriz. Çıkalım. Hadi. Bir bekle şefim. Tamam. Tamam. Gidelim. Tamam. Beyaz kod. Nedir? 11-11. Hastanede çalışanlarımıza yönelik şiddeti önleme amaçlı bir acil durum yönetim aracıdır. Mavi kod 22-22. Acil bir vaka veya hemen müdahale edilmesi gereken bir şey olduğunda hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ve hastane çalışanlarımıza yönelik uygulanması gereken en kısa sürede müdahale sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Acil yönetim aracıdır. İyi de hocam bu kodları en iyi biz biliyoruz zaten. Evet hocam şimdi niye anlatıyorsunuz ki bize? Maaş öyle değil ben de biliyorum kızım. Ama bunların üzerinden geçeceğiz, tekrar edeceğiz ki aklımızda yer edinsin, değil mi? 44-44. Kırmızı kod. Bravo. Nedir? Hocam, bir Erol Bey'e bakacağım. Yok yok, uyuyor. Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyor. Ben kontrol ettim, sen merak etme. tamam o zaman.
Ben bir Mustafa'lara bakayım, gelirim yine. Dur Çiçek, dur. Bak aynı ameliyata girdik ama ben seni hala tanımıyorum. Sana bir şey ısmarlayayım, biraz muhabbet edelim, olur mu? Olur hocam. Heh, gel. Neslihan Hanım hala oteldeymiş. Erol Bey. Erol Bey, buyurun gidelim. Buyurun. Yardımcı olun. Şuraya oturacağız. Gel, siz Ahmet. Evet. Kullanmayı biliyorsunuz. Hadi beni takip edin.